Merhaba arkadaşlar, Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ekran altındaki abone ol linkine tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomda size bu güzel, şık, yapımı da bir o kadar kolay olan bobet patik yapımını paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi şu ön tarafındaki desenimiz lastik arkadaşlar. İki ters, iki düz örüyoruz ve bu şekilde patiğimizi yapıyoruz. Alt tarafında şöyle buradan uç kısma kadar dikişimiz var. Buradan dikiyoruz ve altına. Ön tarafta bir tane bant var. Görmüş olduğunuz gibi beyazla şık dursun diye ufak bir geçiş yaptım. Kenarda da onun için beyaz ipimi de kullandım. Siz böyle bir ana renk ipimizi, patik ipimizi bulundurmanız yeterli olur. İsterseniz tek renkte yapabilirsiniz buralarında. Ama beyazda da şöyle bir ufak dokunuşta çok şık oldu. Evet, bu patiğimizin numarası 37 arkadaşlar. Haroşa olduğu için 38 numaraya da olur diye düşünüyorum. Ama biraz büyütmek isterseniz bu vereceğim ilmek sayılarından her numara için 4'er ilmek uzatmanız yeterli olur arkadaşlar. Eğer 39 düşünüyorsanız, 38 düşünüyorsanız 4 ilmek fazla yapın. 39 düşünüyorsanız 8 ilmek fazla yapın. 4 ve katları olarak patiğimizi büyütebiliriz. Bunun için 3 numara şiş kullanıyorum. Her zamanki gibi yine patiklik ipimiz var. Hangi marka olduğu önemli değil. Elinizde olan başka ipleri de değerlendirmek için başka iplerle de yapabilirsiniz. Benim başlama yöntemim bu şekilde. Hemen şişe 2 düğüm atıyorum. Takipçim olan arkadaşlarım bilir. Bu şekilde çok kolay bir başlama yöntemim var arkadaşlar. İlk olarak bu bağlamış olduğum ilmeği birinci ilmek olarak sayıyorum. Hemen bu ilmeği örer gibi, bakın örüyorum daha doğrusu, şişimin üzerine ipi atıp ilmek çıkarıyorum. Soldaki şişin üzerine takıyorum. Tekrar çıkardığım ilmeğin içinden ilmek çıkarıyorum. Soldaki şişe takıyorum. Bu şekilde çok kolay bir başlama tekniğimiz var. Hiç ip bitiyor diye düşünmemize gerek yok. İstediğiniz kadar ilmeklerinizi çoğalttıkça ipiniz bitmez. Rahat bir şekilde başlayabilirsiniz. Evet, 52 ilmek atarak başlıyorum. Dediğim gibi 38 numara yapmak isteyen arkadaşlar 4 ilmek büyüterek 56 ilmek başlayın. 39 yapmak isteyen arkadaşlarımız 60 ilmek başlayabilir. Ben de sıramı, ilmek sayılarımı tamamlayayım. Tekrar size döneceğim. İlmek ilmeğimi bu şekilde başladım arkadaşlar. İlmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Tam 52 ilmek başladıktan sonra haroşa yapmak için ters örgü yapıyoruz. Ben ilk ilmeğimi örüyorum. Son ilmeği örmeyeceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu şekilde ilmeklerimizi ters örüyoruz.
Sıranın sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm. Son ilmeğimi örmeyip ipimi arkaya alıyorum ve örmeden ilmeğimi taktım şişe. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırayı da aynı şekilde ilk ilmeği örerek başlıyorum. Bu bağladığım ilmek olduğu için biraz zorlandım. Evet. Yine bu şekilde ön taraftan ipimiz ilmeklerimi ters örüyorum. Son ilmeği örmüyorum. İpimi tekrar arkaya alıp son ilmeğimi şişe takıyorum. Tekrar ip ön tarafta arkadaşlar. Yine ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde örerek ilerletiyoruz. Örgümüzü haroşa yapıyoruz. Şöyle göstereyim size ön yüzden. Bakın bu şekilde haroşalarımıza devam edelim. Evet arkadaşlar, haroşa sıralarımı tamamladım. Bu ön yüzden saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tam 18 diş haroşa sıramız oldu. Şimdi 19'u yaparken, yani ön yüzdeyiz. 19. haroşamızı yaparken kesmeye başlayacağız. Bunun için bir ilmek örüyorum. İkinci ilmeği de örüyorum. İlk yapmış olduğum bu arkadaki ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçirerek dışarı atıyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. Arkada kalan ilmeği alıp diğer ilmeğin üzerinden geçip şişin dışına bırakıyorum. Kesim işlemini bu şekilde yapıyorum. İsterseniz iki ilmek iki ilmek örerek de kesim işlemini yapabilirsiniz. Bir tane örüyorum. Arkada kalan ilmeği çıkarıyorum. Bir örüyorum. Bir çıkarıyorum. Bu şekilde kesim işlemimizi yapıyoruz. Toplamda burada 52 ilmeğimiz vardı. 28 ilmeği keseceğiz. Burada şişin son tarafında, sıranın sonunda tam 24 ilmek kalacak arkadaşlar. 24 ilmek kalana kadar keselim. Evet, şişimizdeki ilmeğimizi de hemen soldaki şişi alıyorum ve kalan ilmeklerimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Sol tarafta 24 ilmeği kaldı. Bu tarafta 28 ilmeği kesmiştik. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Zaten kesim işlemi yaptığımız için bu ilmeğimizi kullanıp örmüştük. Şimdi lastik örgümüze başlıyoruz. İlkini örmeden şişin üzerinde İkinci ve üçüncü ilmeği düz örüyorum. Öne alıyorum. Ters örüyorum. İki ilmek. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. İki ilmek düz örüyorum.
2 ilmek ters, ipimi arkada, 2 ilmek düz. Bu şekilde lastik örgümüzü yapıyoruz. İki ters, iki düz. Burada son kalan ilmeğimi örmeden şişe takıyorum. Başlarken öreceğim ilmeğimi. Şimdi arkadan düzleri ters, tersleri düz yapacağız. O şekilde ilmekler kendinde zaten belli ediyor arkadaşlar. İlk ilmeği de ters örüyorum. Yanındaki iki ilmek ters olduğu için düzle bitirmiştik ama çevirince ters oldu. Tekrar iki tane düz, iki ters. İpim kalacak arkadaşlar. Son ilmeği örmeden takıyorum. Bakın ufak ufak burada ilmekler kendini belli etmeye başladı. İki düz, İki ters, iki düz, iki ters. Bu şekilde sıramızı ilerleteceğiz. 17 sıra öreceğiz arkadaşlar. Sondaki tekrar 3 ilmeği örüyorum. Bu ilmeği de örüyorum arkadaşlar. Örmeden bırakıyorum demiştim size. Bu kenardaki ilmeği de son ilmeği de örüyorum. Ve 17 sırayı tamamlamış oldum. 17 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir de şişin üzerindeki sıramız 17. Şimdi burada kalan 24 ilmeğimiz vardı. Bunu lastik olarak örmüştük. Biliyorsunuz burada başlangıçta 28 ilmeğimizi kesmiştik. Şimdi bu lastiğimizin ucuna kestiğimiz ilmekler gibi aynı sayıda, yani 28 tane ilmek atacağız. Yine toplamda 52 ilmeğimiz olacak. Başlangıçta olduğu gibi. Şimdi buradan 28 ilmek arttırma yapıyoruz. Ben bu şekilde arttırdığım için bakın 1 örüyorum, takıyorum. 2 3 4 5 6, 7, 25, 26, 27, 28. Beraber sayarak arttırmış oldum arkadaşlar. Evet, yine kestiğimiz ilmeğin sayısı kadar arttırmamı yaptım. Şimdi tekrar ters olarak örüyorum. Yine başlangıçta yapmış olduğumuz gibi haroşa yapacağım. Bütün ilmeklerimi bu şekilde ters örüyorum. İpimin diğer tarafı alıp son ilmeğimi örmeden taktım. Toplamda 52 ilmek olan bütün ilmeklerimizi lastik kısmında dahil hepsini haroşa yaptım. Yine buradan ön yüzden saydığımız zaman toplamda 18 diş haroşa yapacağız arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz gibi örmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle ön yüzden kesimini yapacağım şimdi. Sıralarımı göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ön yüzden 18 diş haroşamızı yaptıktan sonra ön yüzden kesim işlemini yapıyoruz. 2 ilmek örüyorum. Arkadaki ilmeği diğer ilmeğin üzerinden dışarı bırakıyorum. 1 örüyorum.
Arkadakini dışarı bırakıyorum. Bir örüyorum, bir dışarı. Bu şekilde kesim işlemini yapıyorum. İsterseniz 2 ilmek 2 ilmek örerek de yapabilirsiniz. İlmeklerin sonuna geldim. Son ilmeğimizi de örüyorum. Evet, bir ilmeğim kaldı. Bunun arasından da şu şekilde ipimi çıkarıp kestim. Şöyle bir parçamız oluşacak. Burada ön kısmında bir bantımız var. Bu bantı beyazla yaptım. Siz isterseniz kendi ana renginden de yapabilirsiniz. Şimdi onun yapımını göstereceğim size. Patiğimiz bu şekilde görünümü hazır sayılır. Hemen bantı içinde beyaz ipimle yine aynı şişle 5 ilmek başlıyorum. Bu ipi, başlangıç ipini biraz uzun bırakalım. Şöyle 20 santim kadar yeterli. Aynı şekilde başlıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Evet, bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Düz bir parça olacak. Son ilmeği örmüyorum. Tekrar çeviriyorum. Tabii ipi öne almam gerekiyor. Şimdi ters örüyorum. Ön yüzden düz, arkadan tersi olacak. Kenardaki ilmekleri bir sıra örüyoruz, bir sıra örmüyoruz. Önden tekrar düz. Arkadan ters. Bant için ördüğümüz parçayı şöyle patimizin önünde yapmış olduğumuz lastik kadar, bu lastiğin şöyle uzunluğu kadar yapmamız yeterli arkadaşlar. Burada başlangıçta bıraktığımız ipimiz ve bitişte de bu kadar ip bırakacağız. Arkadan bağlayacağız bu parçamızı. Ben burada sıra da söyleyeyim size. 18 sıra yaptım. 19. da kesiyorum. 2 ilmek 2 ilmek bu defa keseceğim. Kalan 2 ilmeği de örüyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. İpi biraz şöyle dediğim gibi 20 santim kadar uzun bırakarak kesiyorum. Evet, böyle ufak bir parçamız oldu arkadaşlar. Düz örgü yaptığımız. Bu ön tarafın ölçüsü kadar. Sıra sayısını da zaten size verdim. Tığımla buradaki ipi şöyle ortadaki 5 ilmekti biliyorsunuz. 3. ilmeğin ortasından alıp şöyle bir zincir çekiyorum. Aynı işlemi başlangıçta bırakmış olduğum ipe de yapıyorum. Orta kısmı alıyorum. Parçanın ortasına bir zincir çektim ve kestim. Burada ipimizi bağlarken ipin ortada olması için, daha düzenli durması için bu şekilde parçamızın arkasından ön tarafa koyuyoruz. Örgümüzü arka tarafından
bırakmış olduğumuz bu iplerle bağlıyoruz. Hafif toparlayarak. Sıkıca 2-3 kere düğüm atabiliriz. Ben bunu biraz sonra daha dikerken sıkacağım için size şimdi göstermelik yapayım. Hemen buradan dikişe geçeceğim. Ben söylediğim gibi ön yüzden dikiş yapacağım. Siz de isterseniz tersten de dikebilirsiniz. İlk olarak burada yapmış olduğumuz şu lastik bölümünü dikip daha sonra haroşaya geçiyorum. Bunun için öncelikle ipimi şöyle düğme arkada kalacak şekilde örgümün arasından arkadan iğnemi geçirerek öne alıyorum ve katlıyorum. Evet, bunun tam eşit olması için bakıyorum. Dikerken örgülerin zaten kendisini belli ediyor. Bakın, haroşa örgülerimizi şu şekilde yaptığımız zaman ilmeklerin arasından hemen başlarından sırayla sıra atlamadan karşılıklı dikersek çok güzel görünümlü olacak. Karşı tarafta da aynen bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu ilmeklerimizin hep başından haroşa sırasının baş kısmından aldığımız zaman karşılıklı denk getirerek diktiğimiz zaman sırada atlamadan bu şekilde karışık bir dikiş olmuyor. Bakın düzgün bir dikiş oluyor. Lastik tarafında da aynı şekilde. Şimdi hemen dikişe başlıyorum. İlk olarak şöyle bir düzgünlüğünü tekrar bakayım. Tam ortalı olmasına dikkat ettim. Biraz beyaz parçadan da alıyorum hafif. Şöyle kenarından. İpim koyu renk olduğu için gözükmeyecek şekilde alt kısmına denk gelecek yerden alıyorum. Bu da parçamızın kaymasını engelleyecek. Karşı taraftan dediğim gibi ilmeklerin arasından alıyorum. Bu taraftan ilmeğin arasından bir karşıdan, bir bu taraftan haroşa tarafına geldiğimiz zaman hiç zorlanmayacağız. Daha rahat olacak ilmeklerimizin arasına alarak gidiyorum tekrar. Evet, ilk haroşa sıramızı bakın geldim. Haroşa sıramızın bu uç kısmından alıyorum. Birebir birinci sıralar, haroşa sıraları birbirine denk geldi. İkinciye geçiyorum. Buradan da yine ikincinin başından tekrar birkaç sıra dikince göstereceğim arkadaşlar size. Bakın bu şekilde hiç dikiş belli olmadan düzgün bir dikişimiz oluyor. Lastik kısmını da yaptık. Sanki iki ilmek lastiğimiz var gibi, buradaki gibi. Burası da eşit şekilde duruyor. Ve haroşalarımızı bu köşeye doğru dikelim. Köşeye yaklaşınca, şu kadar mesafe kalınca döneceğim tekrar size. Uç kısmına gelince buradan şöyle 3 haroşa sırası kalana kadar diktim. 3 diş haroşa kaldı. Şimdi buradan şöyle hafif bir meyil vereceğim arkadaşlar. Şöyle hafifçe meyil vererek, yine buradan da hafifçe meyil vererek bu uç kısmının sivri kalmaması için bu işlemi yapıyorum. Kenardan almadım. Biraz bakın karşı ilmekten aldım. Şimdi buraya geliyorum. Şuradan hemen
bir ilmek alıyorum. Şimdi bir aldığımın üst sırasından, yani böyle verev gideceğimiz için oradan yukarıdan alıyorum. Buradan da böyle aşağıya doğru alıyorum. Bakın ipim buradaydı. Hemen şöyle kenardan alıyorum. İpimi en son çekeceğim. Görmeniz açısından açık bırakıyorum. Tekrar yukarıya doğru, buradan da aşağıya doğru. Şimdi ipimi çekiyorum. Hafif bir yuvarlak dikiş yapmış olduk. Şimdi bu karşıdan döneceğimiz için artık kenara doğru ilmeklerimi alıyorum. Şöyle katlarsam daha rahat göreceksiniz. Artık bu şekilde dikeceğim için, bakın böyle yatay dikişe geçtim. Yine bu ilmeklerin kenarlarından devam ediyorum. En kenarından, buradan da. Şimdi birkaç ilmek diktiğim zaman göreceksiniz. Uç kısmı olduğu için şu anda henüz dönmedi. Bir oradan, bir buradan alıyorum. İpimi çektiğim zaman şu anda bakın anlaşılacak. Uç kısmı döndü alt tarafa doğru. Şimdi bu alt dikişi yapıyoruz. Kenarlardan ala ala gidiyorum. Burun kısmını böyle hafif bir meyil verdik. Dikmiş olduk. Bakın haroşa dikişimizde bu şekilde düzgün duruyor arkadaşlar. Şimdi bu alt kısmını ve arka kısmını da dikiyorum. Burayı da hafif şöyle uçlardan alarak dikerseniz, bakın şöyle hafif uç kısmından şöyle bir sıra kalacak kadar köşeleri yuvarlak olması açısından dikişimizi tamamlayalım. Evet. Patiğimiz budur arkadaşlar. Çok şık, çok kolay. Şimdi hemen kenar örgüsüne geçiyorum. Bunun için ana rengimizle öncelikli zincir çekeceğim. Bir zincir çekiyorum. Patiğin arka kısmından hemen dikişin kenarından ipimi öncelikle buraya ilmeğimi sabitliyorum. Kapattım. Bu arka kısımdan başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki kenarlardan şöyle biraz daha netleştireyim. Buradaki kenarlardan 1, 2 tane boşluk bırakıyorum. 3.'ye sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir, 1, 2 boşluk, 3.'ye sık iğne. Yaparken tam bu ön tarafa bakın köşeye denk geliyor. Sık iğne köşeye yapıyorum. Hatta şöyle bir ilmek derinden alayım ki çok burası açılmasın. 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar buradan 1, 2 boşluk bırakıp 3.'ye sık iğne yapıyorum. Burası bakın patiğimizin ön kısmı. 3 zincir tekrar 2 boşluk bırakıp burada beyazımızın dip kısmına geliyor bu sık iğnemiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu beyazı arada kalacak şekilde bakın bantımızı burada zaten tam ortaya denk geldiği için tutuyorum. Tam dibine tekrar sık iğne yapıyorum.
Aynı zamanda bantımızı da buraya böyle sabitlemiş olduk. Tekrar 3 zincir. Yine aynı şekilde köşeye geldik. Köşeye bir sık iğne yapıyorum. Burada arkadaşlar bakın ön tarafta 1-2 zincir boşluğu, bir tane bantın üstünde tekrar 1-2 zincir boşluğu oluştu. Devam ediyorum. Aynı şekilde sonuna kadar yapalım. 2 boşluk, 3.'ye sık iğne. Arka tarafına geldiğimde şimdi buradan başladığım için 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine başlangıçtaki batmış olduğum yere bir sık iğne yapıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnenin üzerine de yine böyle bir ipime geçiş yapıp bir zincir çekip kesiyorum. İpimi arkada saklayacağım arkadaşlar. Şu şekilde boşluklar oluştu. Şimdi bunların arasından beyaz iple geçiş yapacağım. Beyaz ipimle şöyle 80 santim kadar uzatıyorum. Yani fazla olsun, eksik olmasın. Onun için şöyle 80 santim kadar ve katlıyorum. 2 kat oldu. Tekrar aynı yerden katlıyorum. Yine aynı şekilde eşit şekilde uzatıyorum. Evet, 3. katı yapıyorum. Tekrar bu köşeden katlayıp 4. katı yapmış oldum. İpimin buradan dağılmaması için bir köşesinden düğüm atıyorum. Evet, şimdi buradan patiğimin arkasından bu boşluktan veya buradan hiç fark etmez. Öncelikle bakın burada iki katlı olan yer diğer kısımda uç olduğu için şu şekilde oraya düğüm attım. Burada katlı olan şöyle ortalı olan kısımdan ipimi çıkarıyorum ve arasından geçiriyorum. Buraya hiç düğüm atmadan bu ipimi buraya tutturmuş oldum. Şimdi buradan şu şekilde ipimi diğer zincirden geçirdim. Yan zincire geçiyorum. Tığ yardımıyla yapıyorum. Fazla çekmiyorum. Tekrar yan zincire geçiyorum. Bu şekilde tüm zincirlerin içinden geçirelim sonuna kadar. Tığ yardımıyla içeriden dışarıya doğru çekiyorum. Evet arkadaşlar, tüm zincirlerimizin içinden geçirerek sonuna kadar tekrar geliyoruz. Patiğimizin arka kısmına kadar ipimi zincirlerin arasından geçiş yaptım. Burada ilk başlangıçta yapmış olduğumuz ipimizi taktığımız zincir boşluğundan tekrar ipimi çıkardım. Tekrar bu şekilde arkaya doğru ipimi saklayacağım arkadaşlar. İlmeklerin arasından geçiriyorum.
ipi 4 kat yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz 2 kat olarak da yapabilirsiniz. Ben daha kalın olsun, gösterişli olsun diye 4 katı tercih ettim. Evet, ipimi şimdilik böyle bırakıyorum. Daha sonra içinde saklayacağım. Çok gergin olmaması için bu ipi fazla çekmeyin. Evet, babet patiğimiz de bu şekilde bitti. Hemen diğer kalıba da onu da geçireyim. Evet arkadaşlar, patiğimi kalıbıma da taktım. Bu şekilde bir çift çok şık bir patiğimiz oldu. Bakın yapımı kolay, dikişi kolay, giymesi şık, güzel, rahat. Evet, çeyizlik içinde çok uygun bir patik modeli. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak, takipte kalarak destek verirseniz sevinirim. Bildirim zilinizi açık tutarsanız videolarımdan ilk olarak sizler haberdar olursunuz. Hepinize sevgi dolu, sağlık dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.